Tampon çözeltip boşaltacağım. Hocam şu... Eksi 80 derecede saklanmış. Hocam koymayın, öyle tutun. İnflasyon amacıyla enstitümüzde üreticilerimizin verim ve kalite yönüyle benimsedikleri patates çeşitlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında enstitümüzde bölgemizde sorun olan hastalıklara karşı da çalışmalar yürütüyoruz. Patatesin en önemli hastalıklarından biri olan patates sil hastalığına karşı da enstitümüzde moleküler markörler kullanarak çalışmalar yürütülmektedir. Bilindiği üzere patates sil hastalığı Avrupa'da 1800'lü yıllardan beri görülmeye başlamış, ülkemizde de var olan ve patates üretim alanlarını tehdit eden en önemli hastalıklardan bir tanesidir. Bu hastalıkla mücadelede en önemli iki etken, bir, karantina tedbirlerini harfiyen uygulamak ki bu hastalığın kimyasal bir mücadelesi olmamasından kaynaklanıyor. İki, resmi olarak belirlenmiş dayanıklı çeşit yetiştirilmesi ve geliştirilmesi. İşte tam bu noktada enstitümüz devreye girerek ülkemizde bu hastalığa karşı şu ana kadar dayanıklı bir çeşit geliştirilmemişken enstitümüzün yaptığı çalışmalar sayesinde şu an itibariyle Türkiye'de ilk kez 2 adet yerli ve milli patates çeşidini geliştirmiş bulunuyoruz. Şu an itibariyle 5 yıllık yapılan deneme sonucunda da her iki çeşitimizin de bu hastalığa karşı oldukça dayanıklı olduğunu tespit ettik ve yeterli tohumluk sayısına ulaştığımızda bu çeşitlerimizle tescile gideceğiz ve tescil sonucunda da bu çeşitlerimizi üreticilerimizle buluşturacağız. Bu çeşitlerimizin üreticilerimizle buluşmasındaki en önemli neden ve sonuç şu olacak. Bu çeşitlerle birlikte karantina nedeniyle güvenlik kuşağında patates üretimi yapılamayan alanlarda patates üretiminin yapılması sağlanacak ve bu sayede bu alanların tekrar patates üretimine açılması ve patates üretimimizin tekrar artması anlamına gelecek. Çok yakın bir zamanda çeşitlerimizi üreticilerimize buluşturmak için çalışmalarımız sürüyor.